Dilediğini kendi rahmetine sokar, zalimlere ise onlara acı bir azap hazırlamıştır. Mümin hep rahmet kısmıyla karşılaşır. Ama imtihanı hakikaten zordur müminlerin. Yani kolay imtihan olursa Müslüman için o küçük düşürücüdür. İmtihanı kolaysa hakikaten çok acı bir durum vardır onun için. Bir gariplik vardır. Yani Allah onu sevmiyor demektir. Yani önem vermiyor demektir. Zorluysa imtihanı makbuldür. Ne kadar zorluysa o kadar makbuldür. Hatta bak Tevrat'ta geçiyor Musevi kaynaklarında. Moşiyah diyor kendi imtihanının ağırlığından dolayı şüphe eder. Oradan anlar kendinde bir fevkadelik olduğunu diyor. Yani başına gelen musibetlerin çokluğundan ve imtihanın ağırlığından dolayı diyor şüphelenir. Oradan bir fevkadelik olduğunu anlar. Oradan da kendisini anlar diyor. Moşiyah için. Yani mesela çok rahat yaşatabilir Allah Moşiyah, Mehdi. Yani o her zaman en sevdiği kul. Bayağı rahat yaşatabilir. Hayır, dünya nimeti veriyor da imtihanı çetin oluyor. Tabii dayanılmaz bir imtihan olmaz. Yani rahatça dayanabileceği gibidir. Mesela bak bizlere Allah savaş imtihanı vermiyor. Çetindir savaş imtihanı. Ama küfür felsefelerinin çokluğuyla imtihan ediyor. Mesela uğraşanların çokluğuyla imtihan ediyor. Çok fazla uğraşan oluyor. Ama bunlar karınca ısırığı gibi yani. Bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan. Ama savaştaki saldırı bir aslan pençesinin yarası gibidir. Çok kuvvetli ama bir vuruşluktur. Mesela sahabe tek bir yara alıyor, boynuna vuruyorlar, kılıçta sırtına giriyor bir kısmı, ağır yaralanıyor, 3 gün sonra şehit oluyor. Yahut 2 gün sonra şehit oluyor. Enfeksiyondan da çünkü şehit olunabiliyor. Şu an öyle şiddet, ani, tek bir hareketlik imtihan olmuyor müminlerde. Zamana yayılmış imtihanlar var. Zamana yayılmış zorlu imtihanlar var. Yani bu da çok makbuldür. Mesela eskiden deccal 1 tane oluyor, 2 tane oluyor. Şimdi 100 binlerce deccal var. Binlerce felsefe var. Yüzlerce sapkın inanç var. Mehdiyet bundan uğraşıyor. Peygamberim zamanında müşrikler var. İşte Hindular var. Çok az adam çeşidi var. Yani toplam onu geçmez yani. Sapkın felsefeler. Sapkın inançlar. Ama şu an binlerce. Ve taraftarları da milyonlarca. Milyarlarca. O zaman mesela 2000 taraftar oluyor. 5000 taraftar oluyor. 50 bin, 100 bin falan o tarz. Şimdi böyle değil. Kur'an'da da görüyoruz ya diyor, 100 bin olan bir şehre peygamber yetti. Şimdi bir şehir en az 10-12 milyon, 20 milyon falan oluyor.